Çünkü bu işini Allah ve onun peygamberine hakiki işengen, ahiret hayatına hakiki işengen, dünyanın ötkünç işgellikini bilip yetken kişiler kılalayız. Hicretki çıkandan keyin Allah bergen bu nimetni tunup özümüzün mecburiyetini ada kılmayı, xuddi vatandaki oxşaş isil yaşaş, isil kiyiş kişiler tarafından hürmetlenişini izdep yaşamadınız. Eğer benim 40 kızım bulup birisi ülep gelse keynin yani Osman'a verip 40 kızının hepsini Osman'a veretti. Biz bugün Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın 3. urun basarı, akıllık ve sehi sodige, periştile onundan haya kılıdığan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın terapidin ismi ölen cennet ölen bişaret birilgen, şundakla zun nureyn, iki nur sahibi digen şerep girişken, büyük sahabe Hazreti Osman İbni Affan bilen tunuşup çıkınız. Osman İbni Affan, Mekke'deki Kureş kabilesi içindeki en çok aymak boğan Umeyye aymak edin. Onun dadısı Arapla içindeki, bulup mu Mekke Kureşli içindeki en çok sodigelerinin birisiydi. Onun dadısı bir katım Şam'a bağlan ticareti de Şam'da vapat tapıdı. Osman İbni Affan yalğız oğul boğaçka dadısının onunğa təxminen 3 milyon dirhem miras qaladı. Osman dadısının qalğan mirasla olan ticaret qılıb Mekke'deki çoğun ticaretçilerinin birgə aylanıdı. O İslam'a girişinin ilgirimi naiti sahavetçi, yaxşılıq suyarı kulu kən bir kişi idi. Bu sebeplik Mekkelikli arasında onun hürmeti naiti yokur idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vehi gəgende Hazreti Osman'ın yeşi 34 yaş bulup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan 6 yaş küçük idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vehi kegende erle içinden tuncu olup işengen Hazreti Ebu Bekri İslam'da çünüp hakikatini tapkan deyinken bu hakikatini en yakın dostu boğan Hazreti Osman'a eğitildi. Çünkü Hazreti Osman mı ticaretçi, Hazreti Ebu Bekri mi ticaretçi bu ikisi yakın dostlardan idi. Hazreti Osman müşrik vaxtıda mı naite hayacan, yaman işlerini yırak durduğun, şundakla özüge zinanı haram kılgan kişilerinin katarıdın idi. Hazreti Ebu Bekri Hazreti Osman'a İslam'da tepsili içendirgen deyinken Hazreti Osman huddi uzun dünbüyen izdevatkan, kalbi talep kılvatkan ne tapkandak buladı. Ve onun aldığı yürüydü. Şu sebeple o şu hemen şehadet eğitip Müslüman buladı. Şunda kalıp Hazreti Osman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tuncu olup iman etkan 10 sahabinin biri buladı. İslam dini, pitret dini yani insanın tebiyatı naayet uygun din boğaçka bir adam müşrik bozu mu yaman işlerini seskin edigen, yakşılıkını suyuduğun yani kalbi bulganmıgan pakiz bozsa İslam onun nispeten izdevatkan nersidek huddu yolunu yurtuduğun çırağdek bildi. Hazreti Osman ana şunda kalbi naayet pakize, gerçi müşrik bozu mu özüge harakını haram kılgan, butka ibadet kılışını haram kılgan kişilerinin katarındaydı. Bunda kişiler Mekke cemiyeti de bayıydı. Sanı az bozu mu Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Osman onundan başka bir kaç kişiler özüge şu cahiliyet devirde kişiler kılvatkan yaman işlerini haram kılgan, ulaş uğulangan işinin özünü yırak tutkan. Osman İbni Affan'ın Müslüman buluşu Kureyş müşriklerine naayeti zil zilgisiyle ötüdü. Çünkü Osman İbni Affan Mekke içinde naayeti hürmetki sazaver, hem adam yakşı deyip kaydıgan bir kişiydi. Onundaki bir kişinin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ergişi müşriklerinin Muhammed'ki fakat kulla, aciz kişiyle, namrat kişiyle ergişi de o degen bu sepsetsini yege uğrattı. Şunla Hazreti Osman'ın Müslüman buluşudu naayet endiş kıludu ve korkudu. Hazreti Osman'ın Müslüman boğalığını anlayan tağısı Hazreti Osman'a destlevede yumuşak usulle onu dindin yandırmak için buladı. Lekin Hazreti Osman bunca izdevatkan neresini tapkan denkin o dindin yanamdı, asla yanmaydı. Yumuşak usul ona kar kılmadan denkin tağısı Hazreti Osman'ı bağlap onunla katı kol işletiyordu. Onu dindin yenişini mecburlaydı. Lekin Hazreti Osman beni ne mi kılsan kıl? Halısan öldürüvet. Ben hem de hakikatini taptım. Bu kıskığını hayatımını, ebedi hayatımı tekişmeymen. Ben ebedi hayatımdaki bekis saadetimini koldum bemeymen. Halığını kıl deyip imanında mustahkem durdu. Ahirde bulanmağında Hazreti Osman'ın anısı oturup uçup onu dinden yandırmak için buldu. Lekin Hazreti Osman din men için en suyumluk. İslam benim ebedi hayatımın kutkazgıçısı. Ben İslam arkalık bu kıyametlik azaptan kutlumen deyip bu dinde mustahkem durdu. Anısı onu dinden yandıralmaydı. Müşrikler Hazreti Osman'a yumuşak ve katlı her kıl usullarını, çağırlarını kullanıp mı onu dinden yandıralmağında ikin mağlup buludu. Hazreti Osman'ın ihtiyarlığı kuvvetiydi. Şunda kalıp Hazreti Osman, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yeniden urun elip İslam karavundaki en mühim şahsı aylanıdı. Müşrikler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kuldun kilişçe cismani ve ruhi azaplarının hemmesini selişkı tırışıdı. Ebu Leheb Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ruhi azap seliş için, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın azaplaş için ilgiri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın iki kızı ölen çay üçtürülgen iki oğluna besim işletip bu münasebetini üzüver. Muhammed ölen emde kudubacı bulanmayımız. O başka bir dinini götürüp çıktı.
deyip mecburi bu münasebetle üzgüzü ötüdü. Bu münasebetin üzülgenlikini anlayan Hazreti Osman nait huşal buladı ve derhal Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kızı Rukiye'ye elçi verdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kızı Rukiye'ni Hazreti Osman'a yatlık kıladı. Hazreti Osman'ın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Rukiye'nin emirge ilişi Ebu Leheb'e nait elem buldu. Çünkü o, ben bu münasebetle buzu etiş arkalık Muhammed ruhi besim salime deyip kılgan idi. Ekse Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın o kızını Mekke'deki en mötüver, bay, hürmetki sazaver, sahavet sahabe Hazreti Osman ağan idi. Hazreti Osman bu vakti 34 yaş bulup tehece öğlenmegen idi. Hazreti Osman'ın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilen boğan bu tukandarçılık münasebeti müşriklerini tehim sarasımıza saladı. Müşriklerin Müslümanlığa sağan zulümleri kündün künge hededin eşip kısmen igicaksız yalğız Müslümanlığının Mekke'de turuş imkaniyeti kalmaydı. Bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam on netçe ademini sile Mekke'den İfofiye'ye bir panah alıp durunla deyip teşkilleydi. Ve bu grupuğa özünün kızı Rukiye'ni ve onun yoldaşı Hazreti Osman'ın baş kılıdı, mesul kılıdı. Karpakılgan bolsak Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mana muşunda xəterlik işqa, bədəl tüləydiğən işqa özünün qızı, özünün köğlü yəni özünün ailistin başlıqan. Kişilə arasında hürmətki səza var. Cəmiyyətdə ornu var. Sahavətçi, pul, malları var. Bundaq bir kişi pəqət və pəqət iman etqallıqı üçünla özünün mallarını, yurtunu, cəmiyyətdəki ornunu və hürmətini taşlap yat bir yəyə hicrət qılış üçün təyərlədi. Şundaqla aciz Müslümanlığa baş olub İfofiyaya hicrət qıladı. Hazreti Osman heç qaçan mən pul arqalıq dinə yardım qılay. Bu yerdə mənim ticarətim var, mal mülküm var, yurtum ba, tukalım ba demestin Allah üçün ve Allah'ın peygamberinin buyruğu üçün aciz izilgen Müslümanların himayesi üçün özünün yaşayan yurtunda taşlap yat bir yerge sefer kılıdı. Yani hicret kılıdı. Bunu anlamak asan. Lekin bunun da yaşamak naiti test. Çünkü bu işini Allah ve onun peygamberine hakiki işengen, ahiret hayatına hakiki işengen, dünyanın ötkünç işgeliğini bilip yetken kişiler kılalay. Çünkü Hazreti Osman fakat üzülüne oylasa tamamen Mekke'de yaşayalaydı. İmanüle yaşayalaydı. Lekin o aciz Müslümanların şundakla bir bütün İslam ümmetini, İslam davasını deyip özünün yaşayan yurtunu, cemiyetlik ornunu taşlap yat Adem tunumaydığa yege hicret kılışını ela bildi. Ama biz şu, mecburi halda, imkan bulmaganda bu hicretki atlandık, hicretki çıktık. Hicretki çıkandın ki Allah belgen bu nimetini tunup, onun şükürsünü kılmay, özümüzün mecburiyetini ada kılmay, hicretinin vezipsini tunumay. Bu şey hicret diyardımı, kudu vetendeki okşaş isil yaşar, isil kiş, vetendeki okşaş kişiler terbinin hürmetlenişini izdep yaşamadığımız. İzdigen nesilimiz erişemeyen de bolsa bu hicretin kakşaymış. Nem bula bu çetelge çıkıp kaptı kula deyemiz. Bu bolsa nimetki kılıngan en çok tuzgarlık. Çünkü Allah Teala bizi netçi milyon insan arasından tallap elip çıktı. Hem Adem'den bu yerge çıkış prosesi bu olmadı. Nemiş kılsak kılalaydıgan, nem desek diyalaydıgan bana muşundak hicret prosesine eriştik. Ama biz vezipimizi unuttuk. Fakat muşu hayat kılan merkezleştik. Kudu vetendikideki yaşayışını arzu kıldık. Allah Teala biz sanaklık insanlarını, zalimlerin çangını kutuldurup el çıktı. Hem de biz onun kartını nemiş kılımız. Bu hakta oylanmadık. Oyla bakalım. Özümüz ile tanıtış. Veya ki biz gökşen iş kılgalla vetende şu tapta nemiş kılvatıdı. Ticaretçi olsa mal mülkünü musadır kılıp üzdü türbüge taşlavatıdı. Ziyali olsun mu, alim olsun mu, talip olsun mu, kim olsun, cemiyeti köz kürüngen kişilerle olsa hemimiz karanko zindanda. Eğer bizim vatanda kalan olsa köpünçümüzün örneği karanko zindanda bulattı. Ama Allah Teala bizini kurtuldurdu. İsimiz de olsun. Allah bizini hiç kaçan bikağa kurtuldurmadı. Biz mecburiyetimizi tanımasak çet eldeki hayatımız teyhimi haraplaşmadı. Bu hicret bir nimet. Hem ademin nisip olmayı. Şunun için hemimiz bir yerde bir muhacir. Muhacirin vezipsi intayin büyük. Şunun için çok işlerinin hemisi hicrette, muhacir vücutka çıkadı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın dövlenini nerede kurdu? Hicret zemininde kurdu. Ama muhacirle özün vezifesini tunumusa, nişanını yukatsa, gayesini teyip geçse, munkarız bulup tükeydi. Bunu tarihte ispatlanan bir iş. Şunun için bizim ahvalimiz hazır intayını hatırlı. Ya mecburiyetimizi tunup, nişanımızın kayıtımız, ya bütün gönlümüzü muşa hayatı da güzel yaşayışkan merkezleştirip, yerip tükeyimiz. Şuna kahşaşın tohtaylı. Kendimiz kahşaşın tohtaylı. Biz vetende onda yaşayan, vetende bunda hürmetki seza var idik. Yani bu geplerini taşlap, olduğumuz karaylı, kelgüsümüz hakkında paranlaşaylı. Hem de nemiş kılımız. Nemiş kılsak halkımızın azrak bozumu yükünü engelte aleyimiz. Ulanı zulümden kutuldur aleyimiz. Meyli can kessin mu, melimiz kessin mu. O halkımız için bir iş kılaylı. Degen yani kileyli. Hazreti Osman mı yurtudun ayrılsa bu yurtudaki hürmetin, inavetin ayrıldığını biletti. Hatta pul meldin ayrıldığını biletti. Şunu beşiği elip koyup aciz Müslümanlarının beşiği baş olup tunumaydıgan yat bir yerge hicret kıldı.
Hazreti Osman nahayet mulayim, hayacan ve ipbetli kişiydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir gün oturduğunda karşı Hazreti Ebu Bekir kirdi. Onunla normal görüşüdü. Oltuğa yerini yürüşmeydi. Ama Hazreti Osman kirge vaxtıda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam başkıçı kimini tüzep, iştahlarını astığı tatip, özünü tüzeştirirdi. Bunu gören Hazreti Ayşe, ey Resulullah, dadam kirvedi, yani Hazreti Ebu Bekir kirvedi, oturuverdiniz. Hazreti Ömer kirvedi, oturuverdiniz. Ama Hazreti Osman kirge vaxtıda özünüzü tüzeştirip gettiniz, deyip soruyordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, ey Ayşe, periştile haya kılgan adamdın, men haya kılmam deyip. Yani Hazreti Osman'da başkaları boğmayan bir hıl haya bağıydı. Demek hayacan kişi başkalarını mı haya kıldırırdı? Hazreti Osman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yanında İslam davasını etrafa yetkizişte bütün hayatını ataydı. Mal dünyasını şu yolu hacleydi. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret kılganda o Medine'ye hicret kılıp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kışıdan ayrılmaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Uhud uruşuğa çıkanda onun ile birge çıkardı. Ama Bedir uruşuğa teyirlenen vaxtıda ayalı Rukiye kesel bop yetip kaladı. Ama şundak bosumu o uruşuğa teyirlen kaladı. Ama Peygamber Aleyhisselam sen ayalını kara deyip onu uruşuğa çıkışını çekleydi. Çünkü Hazreti Rukiye'nin kesili nâit eğer idi. Dervaka Rukiye, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam uruştan kayıtıp kegen vaxtında olsa vapat tapkan idi. Rukiye'nin vapatı Hazreti Osman'a nâit eğer kirdi. Onu bir taraftan ayağından ayrılıp kalışı azablasa, yine bir taraftan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a küyugal buluş şerifinden ayrılıp kalışı azablaydı. Hazreti Osman'ın nâit eğer kaygısını kögen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onun hissiyatını düşünüp onunla yine bir kızı Ummu Kulsum'u yattık kirdi. Ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onu tehim teselli bir iş için لو كان لي 40 بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة. Eğer benim 40 kızım bulup birisi ölüp gelse keynin yani Osman'a verip 40 kızının hepsini Osman'a beretti. Bunu anlayan Hazreti Osman nâit hurusen bulup gitti. Şunda kılıp Hazreti Osman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın iki kızını emirge ili şerefine erişip Zun Nureyn iki nur sahibi degen şeref girişiyordu. Onun için Hazreti Osman Uhud uruşuğa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ile birge çıkardı. Ey Resulullah, ben mal mülkümde birey, üzenmeyede turup duray demeydi. Mal mülkünümü hacleydi, cennümü İslam yolu ataydı. Mesela Müslümanlar Medine'ye yeni de hicret kılığa vaxtıda Medine'deki tatlıq su menbesi, yani tatlıq su çıkıdığan koduk Yahudi'nin kul deydi. O Yahudi halıga vaxtıda bahanı östürüp, halıga vaxtıda çürüp Müslümanlarına nâit kineydi. Sahabeler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a şikayet kılıp. Bunu anlayan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, kaysınla o kodukunu seti verip Müslümanlara yanı kılıp etsiler deydi. Bu gepni anlayan Hazreti Osman, men mu demestin, derhal şu yerden kufla Udul o Yahudinin kaşığa barı. O Yahudiye kuduğunu sat deydi. O Yahudi satmayma deydi. Hazreti Osman onunla diş arkalık ahire o kuduğunun 20'ni setöleşge kilişidir. Yani bir günde Yahudi paylanıdığan, yeni bir günde Hazreti Osman paylanıdığan buludur. Ve bahasını diş yürüp ahire 12.000 dirhemge seti valadı. Hazreti Osman könlüde 100.000 dirhem digen bu osumu seti valadım deydi. Ama o akıllık Müslüman bir ticaretçi boğaçka, yancı kuduğu pulunumu Allah'ın amaneti de bilgeçke, gerçi o yakşılık bu osumu diş yürüp azam bahağı seti valadı. Bazı kişiler var. Yakşılık yolu, sahip yolu deyip hedinin arıtık ziyade israf kıpıl hacaydı. Allah yolu bozu mu, bunu şunç diyeceğimiz. Dişidiği yeri olsa dişimiz. Yani denizde taharet ağam bozsak mı, sonra israf kalmayız. Bana bu pezilet Hazreti Osman'da bahaydı. Şunda kılıp Hazreti Osman kuduğuna seti bağlandı iken sahabelerinin kaşığa gelip selam minin günümde birip iki günlük su ile verenla Yahudinin gününü bağmanla deydi. Şunda kılıp sahabeler Hazreti Osman'ın gününde iki günlük su ile varıdı. Yahudinin gününde olsa hiç imkemeydi. Yahudi ticarette özünün ketküzü koyalıkını yes kıladı. Çünkü o Hazreti Osman'ın mı man okşar seti pul tapıdı deyip oylap kalan idi. O ahire bulanmay Hazreti Osman'ın kaşığa gelip kuduğunu 20'nin mi al? Çünkü senin hemrahların senin gününde gelip iki günlük su ile verip minin gününde hiç imkemeydi. Şuna hemisin sana sataydı. Hazreti Osman neç pulu satsa deydi. Yahudi yani okşaş 12.000 dirhemge birey deydi. Hazreti Osman yak anneme 12.000 dirhemge almayma deydi. Neç pulu alısa deyip deyip yürüp kalan 20'ni 8.000 dirhemge seti varadı. Şunda kılıp Hazreti Osman kuduğunu bütün seti bağlandı iken Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kışığa gelip ey Resulullah kuduğunu bütün seti aldım bu kuduğunu Müslümanlara iana kılıp ettim vakt kılıp ettim deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu haberini anlayıp nâit hursan bulup şu yerden su içken bütün kişilerin ecri sana bulundu deydi. Hazreti Osman bu kuduğunu özü seti verip vakti kılıp etkendi iken su ala vakti da başka sahabelere okşaş red kitizlip nevet kegende aladı. Bu kuduğunu men seti aldım men vakti kıldım deyip hemisinin burun nevet arlap kılmaydı. Şundakla özünün ismini yazgızmaydı. Osmanca yaşaştıken bana başındak bulu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleri, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini ağan kişiyken bana başındak bulu. Aramızda Allah yoldaki hizmet deyip durup ismi çürmüsü unumaydıgan, resimi çıkması işini kılığıl unumaydıgan nurgun kişiler var.
Bu əsla Osmanca yaşayış emas. Bu əsla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın benim Peygamberim degen kişinin kıldığı işi emas. Hazreti Osman hakiki dostluğun mənasını bilirdi. Mesela Hazreti Ali Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatime'ye öyle vaxtıda pulda hiç nesi yok idi. Fakat 4 dirhem kiraydığı bir kalkını bağ idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı buldu toyluğu şu 4 dirhemli kalkını bağ degen idi. Hazreti Ali bu kalkanı setiş için bazağa çıkdı. Hazreti Osman Hazreti Ali'nin kalkanı satkılı çıkarlığını körüp o kalkanı onundan 400 dirhemli setip aldı. Hazreti Osman Hazreti Ali'ye 200 dirhemni onu setivalish orqali emas bevosita yordam qilsa bo'ladi. Lekin Hazreti Osman do'stining izzatini o'zining izzatida kirib uningga bevosita yordam qilib, uni insondorchilik qarziga bog'masi uchun tijorat orqali uningga yordam qildi. Mana bu haqiqiy do'stning sifati. Osman bo'lish degan mana bu. Oldiran kelin yig'lab bo'lib, manfaatga bo'g'ib bo'lib, ondan keyin o'zining maqsadiga yetaklash asla Osman bo'lish emas. Asla bir musulmonning qildigan ishi emas. Sahobalarning tarixini xuddi hikoya anglagandek, roman anglagandek anglab qo'yib, ulardagi axloqni, ulardagi ruhni, ulardagi fazilatni o'zimizga o'zlashtirmasak, bu sahobalarning tarixini o'qigandan anglagandan hech qanday foydasi bo'lmaydi. Sahobalar osmondan tushgan odamlar emas. Bizga o'xshash insonlar. Faqat Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy ishongan odamlar. Agar biz Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy ishonsak, ula işengen ebedi hayatka yani ahiretke hakiki işensek ula kirişini arzu kılgan cennetke kirişini arzu kılsak biz mi ula ahlaklanan ahlak olan çukum ahlakını alayız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Tebuk uruşu için ken külemlik ianı başıldıdı. Bu uruş için 30 bin sahabe hazır boğan bulup uruş kıldığı ye 15 günlük musafediydi. Şunun için bu uruşka naid zor memleket etti. Şunun için bu uruşka teyabı olan koşun ceyşil usre kıyıncılık koşunu edip atalgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam men cehheze ceyşil usre felehul cennet Yani bu kıyınçılık vaktiki, bu muhim peytiki, bu koşanga yardım kılgan, mücahitlerine teyirleşken, melülen yardım kılganlığa cennet mukafat verildi de işaret verildi. Mukafatı cennet dese turalmaydıgan Hazreti Osman bu oruç için 940 tüge 60 at 1000 dinar altın iyanı kıldı. Yalğız Hazreti Osman'ın iyanı kılgan pulu ile 10 min mücahit teyyar bulundu. Şuna Tebuk uruşunun koşunu Ceyş-i Osman. Osman koşunu devam atıladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Osman'ın kılgan bu pidakarlığını körüp Hazreti Osman bundinkin kılgan ticareti ziyan takmaydı deydi. Şunakla onun için dua kıladı. Dervaka Hazreti Osman onundinkin kılgan ticaretinin hemmesine payda aladı. Hazreti Osman manım uçunundak akıllık ticaretçiydi. En kıyınçılık peyti kılgan sadiqinin netçe hesilip sahabı birliğalıqını biletti. Şuna bundak fırsatlarını asla koldun ben. Hazreti Osman Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından keyin Hazreti Ebu Bekir'in kışında katiplik derecesinde bulundu. Şundakla onun kışından ayrılmayı hakimiyet işlerinde onun yakından yardımcı bulundu. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik devrinin malum bir yeri de Medine'de açarcılık yüz bulundu. Çünkü kurgakçılık bulup yağmur yağmığa idi. Bu şundak en kıyıncılık peytte Şam'dan Hazreti Osman'ın min tügülük kurguzun ve Medine'de kısım olan ve kişiyle en ihtiyaclık boğan karvanı Medine'ye getirip girdi. Bir kısım pırsat veren sodigerle Hazreti Osman'ın mallarını yukur bahadi seti verip kımmet bahadi setiş için Hazreti Osman'ın kışına girdi. Ve onun yukur baha koydu. Hazreti Osman satmaymaya deydi. Ula bahanı kuşağa vurdu. Lekin Hazreti Osman yeni red kırdı. Sodigerle hayran kılıp nemiş kısatmaysa bunç paydığımı satmamsa deydi. Hazreti Osman ben bu mallarını setip buldum deydi. Bu sodigerle Medine'nin sodigerleri biz tutsak bizgi satmayı kimgi sattın? Hem Medine ahalisine ait kıyınçlık pey tutursa onu nemi de bizgi satmayı başka sodigerlerle sattın deydi. Şundakla bu ahvalını Hazreti Ebu Bekir'in kışığı gelip Hazreti Osman üstünden şikayet kırdı. Hazreti Ebu Bekir sodigerlerinin fikrini anlap boğandı ikin sile Osman'la tunumap sile. Osman onda kılıdığan birisi emez. Osman en kıyıncılık peytide Müslümanların beşinde bulunduğun Müslümanların mallarını aymaydığan bir kişi. Men tunuyduğun Osman asla bunda kılmaydı deydi. Azraq paydını dep özünün ahalisi kıyıncılık tutursa onu başkaya satmaydı deydi. Şundakla Hazreti Osman'ın kışığı verip hey Osman sodigerlerine mallarını satmapsa onu başkalarına setip buldum depse kimgi sattın deydi. Hazreti Osman, doğru, ben mallarımı setip buldum. Ben mallarımı 700 hessegeç köpeytip payda veredigan Allah'a setip buldum. Ben mallarımın hemmesini Medine ahalisindeki en kıyınçılıkta kalan kişilerle takip vermen, sedik kılmen deydi. Bu gepin anlığını Hazreti Ebu Bekir, benim gümanım hata çıkmadı. Ben tunuyduğun Osman herkes mi başkalarının kıyınçılıkının paydalışını közlümeydi. Hazreti Osman mana boşandak Müslüman ticaretçiydi. Başkalarının kıyınçılıkların paydalanıp ya ki isyatının paydalanıp kıyın şeraitlerinin paydalanıp paydaldığan fırsat pres sodige emes idi. Hakiki Müslüman ahlakı sahip boğan kıyınçılık peytide yüzünün mal mülkünü en kımmet alıdığan Allah'a satıdığan akıllık ticaretçiydi. Bugün günümüzde şundak bir kişiliğe baki cemiyette neminin kıyınçılık bulaş ihtimali boğsa şunu aldın desi verip en kımmetli kendini satıma de kişilerin kıyınçılıkların zor paydalışını gözleydiğen fırsat pres kişiliğe bak. Bu bosumu asla Müslüman ticaretçinin ahlakı emez. Onun başka Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'e alahidi hürmeti bağlıydı. Nâ ait iştiyak bağlıydı.
idi. Bu səbəbdən Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamdan sizlərin ən yaxşınla Quran öyrəngən və Quran öyrətgən deyilən bu hədisini faqat və faqat Həzrət Osman nəql qılğan idi. Şundaqla Həzrət Osman Quran-Kərimni toplab bir kitab halında gətirən tunçu kişi idi. Şundaqla onun dövründə Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın məscidi ikinci qədəm kengaydırıldı. Həzrət Osman nəhayət təqvadır kişi olub ölümünü nəhayət çox əsnətdi. Şu səbəbdən qəbristanlıq nəhayət çox ziyarət qılardı. Şundaqla qəbristanı ziyarət qılğan vaxtında yığılıb özünü tutalmay getirdi. Sahabla onundan hayran qılıb, "Ey Həzrət Osman, sizə axirətin gəpi qılınsa yığılmaysınız. Acaba qəbristanlıqnı görsəniz yığılaysınız. Bu nə səbəbdən?" deyib soraydı. Həzrət Osman Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam mondaq degan qəbrə axirət mənzillərindən tunca mənzil. Qandaq bir adamın əhvali qəbrdə yaxşı bolsa, yəni bərzəx həyatı da yaxşı bolsa, onun axirəti yaxşı olardı. Qandaq bir adamın əhvali qəbrdə yaxşı olmasa, onun axirətik əhvali yaxşı olmaydı. Hazret Osman Hazret Ebu Bekir'in vefatından keyin Hazret Ömer'in halifelik devrinde Hazret Ömer'den kalsıla ikinci çoğun hukuklu kişiye ayrılındı. Şundakla Hazret Ömer'in keskin kopal mecazini onun mulayimliği tenşep durdu. Hazret Ömer vefat buluş aldı da old kişilik kengaş azasını bekitip boğaydı. Ve şundakla muşulanın içinden birisini tallanla edip vesiyet kılgaydı. Hazret Ömer vefat boğandıyken keyin bu old kişilik kengaş azası hemisi birdek oyunluş arkalık Hazret Osman'ı Hazret Ömer'den keyinki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üçüncü halifesi kılıp sayılıyordu. Şunda qılıb Həzrət Osman Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın 3-cü urun basarı boladı. Həzrət Osmanın xəlifə boğandan kən Həzrət Ömər elib bağan qazatlarını davamlaşdırıb Azərbaycan, Ermeniya, Qəbrəs, Şimali Afrika, Afğanistan və Bizantiya imperiyasının qol astındakı nurğun yerləri İslam coğrafiyasının astığa kirgizdi. Şundaqla Həzrət Osman tunca olub Misirda və Şamda, yəni Suriyədə dəniz flotunu qurub çıxdı. Şam və Suriyədəki İslam dəniz flotu birləşib Bizantiyanın dəniz flotuna qarşı uruş açıb onları məğlub qıldı. Şunundan tətib İslam armiyasının denizdeki üstünlüğü resmi tiklendi. Şuna kılıp Hazreti Osman devirde İslam coğrafyası nâit zor külemde kengiydi. Hazreti Osman ahirki mezgillerde gazatlarının hemmesini toxtup dikkatini İslam coğrafyasının asasını tekhime puhtulaşı kardıdı. Lekin bu vaxtda Müslümanlı arasında besilip kalan pitinle asla asla baş götürüşke başlaydı. Hazreti Osman'a boğan karşılıkla terep terepin övüc ilişki başlaydı. Çünkü Hazreti Osman nâit ahkumlu hayacan kişi boğaçka başkalarına keskin gep kılalmaydıken be de bazı hukuklarına özünün tukalır içinden layak qatliklərini qoyğaydı. Bu iş bəzi fitnəçilərə nəhayət çox bahana bulundu. Həzrət Osmanın mülayimliyini bilib qalan bəzi kişilər Həzrət Osmandan valilərini almashtırışını tələb qılıdı. Həzrət Osman onların tələbini rədd qılmay, tələb qılğını boyunca valilərini almashtırıb bürədi. Bunu ilə qarşı küçlərin xorik teximi ösüb Həzrət Osmanğa bolğan tələbi gündən günə küçüyüşkə və avuşqa başlaydı. Həzrət Osman qartılğan səbəbsiz əyibləşlər köpəyirdi. Bu xil qarşılıqlar gündən günə köpüyüb nit buzuq bəzi qoroqlara bahana bulub bürədi. Nit buzuq qoroqlar bu fürsətdən faydalanıb kişilərin hemisini Hazreti Osman karşı küşkürtüşke başlaydı. Ulanın katövüşü olsa Abdullah ibn-i Sebe' degen Yahudi bulup o özünü naidi takvadar Müslüman körüstüp şehir mi şehir oyunlup yürüp Hazreti Osman karşıdan nazlıqı bağ kişilerine karanla Hazreti Osman Kur'an'larını köydürdü, mezheplerine özünün tukallarını koydu degen yokuşan pitinle evlen kişilerin hemisini küşkürtüdü. Yeni bir tereptin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın cemiyeti boğan Haşim cemiyetini küşkürtüp karanla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam silahının cemiyetinin adını tutsa silah hem de Umeyye cemiyetinin kulu kaldığına hukuk silahının cemiyetinin adı buluş gerekti degen yokuşan pitinlerin tarqıtış arkalık umumiyüzlük şekilde Hazreti Osman karşı isyan keyfiyatını şekillendirdi. Abdullah ibn Sebe degen bu Yahudinin uzun mezgil bu hıl ot kuyruklu kılış neticesi de Hazreti Osman karta resmi karşı bir kurah şekillendirdi. Hazreti Ali Katarlık bir büyük sahabıyla bunun aldığını amısa yamrap gidildiğini Hazreti Osman'a eskertip keskin tedbir kolluş meslehetini verirdi. Lekin könlü yumuşak Hazreti Osman bununla koşulmaydı. Hazreti Osman karşı kurah gündün günü küşünüldü. Bulup mu Hazreti Osman Osmanga burundun kalbide azrak narazılık var. Mısır halkı içinde bu grup tekimi güçlendi. Şunda kılıp hec vakti yitip geliyordu. Hec vaktinin paydını bir bölü kişiler hec kıldık degen meksetti. Kilip mehbi halde Medine'ye sokunup geliyordu. Ve Hazreti Osman'ın öğünü Korşav'a muhasirge eli vardı. Ve Hazreti Osman'dan halifelikten şunu talep kıladı. Hazreti Ali başçılık Medine içindeki sahabılar bu isyançılığa karşı keskin tedbir kullanmakçı boğanda Hazreti Osman kan dökmenle de ulanı tedbir kullanış için tosudu. Hazreti Ali vezi'nin naiti keskinlikini bilip Hazreti Osman'ın khat eve tut. Ey müminlerin emiri, ehval naiti ciddi. Bu isyançılığını besiktirmesek, bulasının cinazını aldığın elpazı var. Hazreti Osman beni de Medine'de kan tükülmüşsün. Katlı kol kullanmanla, ula kılıç işletmenle, ula ulan üzüm paranlaşma de bu meselenin söhbet aralıklı halk olmak için. Ve ets ettiğin Hazreti Osman isyançılığını aldığı çıkıp ula ağıtta.
ey halayık. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve ben bir günü Uhud Dağı'nın üstüne çıktı. Uhud Dağı tevrek etti. Bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, ey Uhud Dağı, müstehkem tur. Senin üstünde bir peygamber, bir siddik, iki şehit var diye idi. Bu hadisin haberinle bağlı. Siyancılar haberimiz bağlı. Anlayken Hazreti Osman yanı ulağa isimlerdi var mı? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Ceyşil Usrani yani Tebuk Uruşu'daki mücahitlerini teyirleyen kişiye mukafatı cennet buludu diyen yani şu koşullarını teyirleyenlerin birisi bana ben isimlerdi var mı? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kim ki Ruma kudukunu seti verip onu müminlerine sedik kılmese onun mukafatı cennet buludu diyen Ruma kudukunu kim seti verdi? Yani ben seti verdim, ben iyanı kıldım. Bu isimlerdi var mı? İsyancılar bir rekalda isimizdi var. Sen şunda kılgaydı. Dep özünün kimi karşı çıkarlıkını his kılışın. Ve isyancılarının ki 20'nin köpreki kılığının hata ihkarlıkını his kılıp haydın. Lekin Abdullah ibn-i Sebe degen bu münafıkların tohtumayı küşkürtüşülen yani bir bülük isyancılar kep kalıdı. Ve Hazreti Osman'ın uyunun etrafındaki muhasını boşaltmayın. Bu muhasını anlayan Şam'daki ve başka caydaki sahabalar naayeti dergazep buluşup Medine'ye naayeti zor gülemde kurşun evet. Koşun yıkılıp gülüdü bu muhasire 40 gün devamlı. Koşun yıkılıp kegen sürü isyancılar teyhemi kokaşka başlaydı. Ula ahire işimizde tiz püttürmesek koşun kep kalsa bizden cacımızda biridu. Dep Hazreti Osman'ın üyüge su ve yemek ekir işlemi çekti. Hazreti Osman'ın üyüden çıkakızmaydı. Hazreti Osman yüzü seti verip Müslümanlığa iyanı kılığan kuduktu su ve içelmeydi. Hazreti Osman'ın üyüdeki yemeklikler tügeydi. Hazreti Osman aşıktan hiç neyse yemeği 3 gün arka mı arka uzulap rüstüdü. Neticede bedeni acizleşti. Naid cüdep gitti. Törtüncü gün ise Hazreti Osman ayalı Naila'ya öyle yigidek münesi bağma o dedi. Ayalı kamidi yok dedi. Hazreti Osman onu dağıttı. Bugün mü Rus'taydı? Dep Rus'tu. Bu Hazreti Osman'ın hayatındaki en katlık, en kaygılık günlerinin biriydi. Bu şükürlerinin biri de Hazreti Osman çüde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da gördü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam çüdü onunla ''Ahasaru, ula seni muhasırık ile aldı mı?'' deyip soruyor. Hazreti Osman ''Hei Resulullah, ula beni muhasırık ile aldı.'' deyip. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Osman'a ''Eğer halisem, ben Allah'a dua kılayım, Allah sana ula karşı yerden besin.'' Veya ki ''Eğer halisem, bugün geç iki tane bizle bir gikil.'' deyip. Hazreti Osman ''Ey Resulullah, iftanı senin kaşığında kılay.'' deyip. Şundaktaki neyse Hazreti Osman naaydı tebessüm bilen uygun. Ayalı Naila heyran kaldı. Ne buldu? Tebessüm bilen uygandınız. Ne muhşallık buldu? Hazreti Osman şüdü kegenini eğitip durdu. Sırtın kegen yardımcı koşunun Medine'ye naaydı yıkılıp kalıqını anlayan topulancı koşun enseşki başlaydı. Ve işini emdi püttürmesek boğmadı deyip hadedini eşip Hazreti Osman'ın uygu bösüp girdi. Bu vakitte Hazreti Osman Kur'an okuvadadı. Bu hadedin aşkan asi isyancılar Kur'an okuvatkan Hazreti Osman'ın beşiğe tömür kalıptak bilen urup dek meydanını şehit kılıverdi. Hazreti Osman'ın beşiğinden etip çıkan kan Kur'an'ın üstündeki feseyek fike humullah Allah ulağı kupayı kılıdı diyen ayetinin üstünü çerçeğe. Hazreti Osman'ın ayalı Naila ulağını tüsüleş çünkü hege vaktada bu hadedin aşkan isyancılar Naila'yı kılıç urup onun parmaklarını kesinleştirdi. Şunda kılıp toğu yolda mangan tört halifinin üçüncüsü Hazreti Osman Hicriye 35. yılı Zulhecce ayının 12. günü yani miladi 656. yılı 17. Eylül günü 12'lik halifilik hayatını ahırlaştırıp şehit kıldı. O bu vakitte 82 yaştaydı. Şunda kılıp Hazreti Osman çüdü köyünü boyunca iptar vaktiğe Resulullah'ın yanına ülgürüp barıdı. Biz bu vakalıktan isyancıların ösümü kokşaydı kalıq. Vakti de bir taraf kırılmasa, naid xəterlik akıbet kilip çıkadı kalıqın ibaret bu dərisini alırız. Allah Teala Hazreti Osman'ın şahadetini kabul kılsın. Allah Teala Hazreti Osman'a rahmet kılsın. Allah Teala aramızdan Hazreti Osman'dak mücahitlerini, Hazreti Osman'dak ticaretçilerini, Hazreti Osman'dak sahavetçilerini çıkarıp versin. Sahabiler izledin, çakligan izzet nuri, ütkeni sıkıydın. حق اسلام تو بولی باشک مسکافر باش دت بلا نتصلی همزه خالد موسی بتک شیر یجک اولان لری